Ersan Hocam, iyi akşamlar. Duyabiliyorsunuz güzel. Duyuyorum. Hocam, konuyu takip etmişsinizdir. Bir ceza hukukçusu olarak bu tutuklanma gerekçesi, öncesi hakaret ve sonrası süreci nasıl değerlendirmek gerekir hukuken? Şimdi meselenin birkaç şu anda tartışılan boyutunu ben de son anlarda işittim. Ona girmeden evvel onu belki şahsi fikrim olarak söylerim. Şimdi şarkıcı Gülşen'in bir konser sırasında söylediği sözleri iki bakımdan değerlendirebilirsiniz hukukçu olarak. İşin esası, işin usulü. Şimdi esasla ilgili tartışma kendisinin konserde şarkı söylerken arada kimisine göre veya kendisine göre şakalaşma, efendim seyirciyle arasındaki diyalog ve bulunan o heyetinde, yani konserinde bulunan işte bir enstrümanı çalan kişi bakımından söylediği söylenen sözü ya hakaret tarzında düşünce açıklama hürriyetinde sınır aşılmışsa veya biraz önce yine sizin tartışmanıza da konu olan halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Aşağılama diyemezsiniz. Aşağılama zaten Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin 2. ve 3. fıkraları tutuklama yasağı kapsamına giriyor. Yani siz eğer ceza muhakemesi kanununun konuyla ilgili 100. maddesinin 4. fıkrasına bakarsanız üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlardan dolayı sadece müessir fiil, kasten yaralama hariç insanı, suçlanan şüpheliyi tutuklayamazsınız. Bu mümkün değil. Dolayısıyla hakarette de aynı sorun var, aynı durum var. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde bir veya birkaç kişiyi matufiyet şartı gerçekleşecek bir biçimde eğer siz sövgü sözüyle, yani sövme içeren sözle veya bir maddeyi mahsusa, yani bir olgu isnat ederek dayanaksız bir biçimde itham ederseniz ona hakaret deriz. Hakarette de tutuklama yasağı var. Burada tutuklamanın olabileceği tek bir hüküm, ki basına da öyle yansıdı, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin 1. fıkrası. O da halkın sosyal sınıf. Şimdi İmam Hatipler esasında sosyal sınıf değil. Irk, ırk da değil. Din, din de değil. Mezhep, mezhep de değil. Veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesime aleyhine, burası önemli, kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bundan sonrası çok daha önemli, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yani kanun koyucu objektif cezalandırma şartı da gözetmiş. Demiş ki kişinin öyle bir sözü, yani diyelim ki öyle bir söz söyledi ki ırk üzerinden, din üzerinden, mezhep üzerinden, bölge bakımından farklılık üzerinden açıkça bir kesimi diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etti. Burada aleniyet var mı? Var. Tahrik var mı? İşte ona bakmanız için kanun koyucunun aradığı kapıların var mı? İşte ona bakmanız için kanun koyucunun aradığı kapıların, bacaların kırılması, şiddetin başlaması, ona dönük sözler söylenerek bundan hareketle bir takım eylemlerin ortaya çıkması, yani somut tehlike şartının, kanun koyucu tarafından aranan somut tehlike şartının objektif cezalandırma şartı olarak somut olayda gerçekleşmesiyle birlikte siz halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarının gerçekleşmiş olabileceğine dair işaretleri görürsünüz. Bu kuvvetli suç şüphesini, yani o suçun o şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller şartının gerçekleştiğini ortaya koyarsın. Bu da yetmez. Ondan sonra ölçüllük ilkesi gereği evleviyet dediğimiz, yani burada biz acaba bir tedbir uygulamak zorunda mıyız? Uygulayacağımız tedbirde öncelik adli kontrol olması gerekirken, yani kişinin adaletten kaçma ve veya delil karartma ihtimallerinden herhangi birisi var mı diyerek bakarsınız. Çünkü diyelim ki bir an için toplumda infial oluştu, bu da bir tutuklama şartı ve gereği değil. O andan itibaren
bireyin yani şüphelinin adaletten kaçmasına veya delil karartmasına yönelik somut deliller, somut olgular elde etmişseniz, eğer bunda da adli kontrol tedbiri yeterli olmayacaksa ancak tüm Anayasa Mahkemesi kararları, tüm İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları, hatta Yargıtay'ın kararları ve bilimsel görüşlerde yazar ki son seçenek olarak suçsuzluk masumiyet karinesi altında bulunan bir kişiye karşı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını sanki bir cezaymış gibi tatbik edebilecek tutuklama tedbirini ancak uygulayabilirsiniz. Kanaatimce somut olayda hukuki bakımdan artık halk, toplum karpuz gibi, affedersiniz deyim yerindeyse, ikiye ayrıldı. Şey gönül birliği bitti, kutuplaşmaya derinleştirdik. Hatta şu anda orada tartışmaların içinde onlardan haberim yok ama niyet okuyuculuğu yapayım. Gündemimiz bu mu? Efendim daha büyük yolsuzluk iddiaları var. Sabahtan akşama kadar bundan ağır sözleri söyleyenlere karşı yargı sessiz kalıyor. Efendim işte eşit uygulama bu ülkede yok. Burada bu kişiye bunu uygularken biliyoruz siz bunu bu kişiye karşı konserlerinde, kılığından, kıyafetinden, açıklamalarından dolayı intikam alma hissiyle hareket ederek yapıldığına dair eleştirileri, şu anda yayınınızı takip etmiyorum ama bunları kıymetli konuklar tartışıyordur. Yani hiç kimsenin şu anda bu mevzuyu benim biraz önce açıkladığım hukuki meseleler üzerinden tartışmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bana sorunuz şu: kardeşim bu tutuklama doğru mu değil mi? Ben de size cevap veriyorum. Yanlış. Hatta size şunu da girmiyorum. Efendim orada Sayın Cumhurbaşkanı onu söylemiş. Burada bakan bunu söylemiş. Orada efendim bir bilim insanı bunu ama söylemiş. Hocam, bu kadar şey birisi, saydık şimdi. Bir saniye ben bir sözümü bitireyim. Bitir hocam, efendim namaz kılmayanı döverler. Hatta eğer namaz kılmaya başlamazsa ona şunu yaparlar. Ben bunların üzerinden açıklama yapmam. Ben somut olayın özellikleri üzerinden yaparım. Bunlar sadece hukukun, yargının vasıtalaştırıldığı, sübjektif olarak kullanıldığı anlardan itibaren bir ülkede kutuplaşmaya, yeknesak uygulamaların terk edilmesine, A'ya öyle uygulama, B'ye öyle uygulama yaparak... Ne hikmetse de biz zamanlara küfür edilince kutuplaşma oluyor. Ne hikmetse. Bundan dolayı, Sayın Hacı Yakışıklı, bundan dolayı insan tutuklanmaz. Geç onu. Hocam peki aynı sözü sapık dedi değil mi? Aynı sözü Mustafa Kemal'e söyleseydi ne yapmak lazımdı hocam? Bak şimdi yine meseleyi açık soruyorum. Aynı sözü Mustafa Kemal'e söyleseydi ne yapmak lazımdı? Kardeşim ben tutuklama tedbirini savunmam. Geç onları. Peki Mustafa Kemal'e bunu diye tutuklanmasın diyorsunuz. Senin yaptığın en büyük yanlış ne biliyor musun? İşine geldiğinde öyle konuşuyorsun. Hayır. İşine gelmediğinde böyle. Hocam programı izlememişsin. Biz gayet güzel tartıştık burada. Bırak. Sen bırak. Neyse bitirdi hocam sana. Bırak. Bir soru soracağım hocam tamam, size. Tamam. Hacı bir bitirsin sonra, hocam. Sen ondan sonra bu tutuklamadan Mutlu Mesut anlatırsın. Hiç de Mutlu Mesut değil. Ben sana. Ya giriş cümle. Arkadaşlar. Hukuk ve yargı bir bumerangdı. Bunları biz geçmişte gördük. Bugün başkalarına yapıldığında sessiz kaldığınız hadiler isteler. Yarın başınıza geldiğinde. Bunu herkes için söylüyorum. Kimse bunu yanlış anlamasın. Ama yargı öyle bir şeydir. Ondan sonra oturup kimse ağlayıp sızlamasın. Ben tutuklama tedbirinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Kusura bakmayın, ukalalık da yapmam. Siz bir konserde bir şahıs öyle ya da böyle şakaydı, oydu, buydu, savunmasını yapar, ona avukat savunur. Ben şuna da karşıyım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde açıklamalar yapılıyor, efendim işte şöyle oldu, böyle oldu. Bu işin de bu şekilde siyasete dökülmesi de yanlış. Gündemimiz bu kadar ağırken, ekonomide, Suriye'de, orada, burada bu tür hadiseler üzerinden milletin gönül birliğini kopartırcasına karpuz gibi ikiye ayrılmasına da karşıyım. Bunlar yanlış. Bunlar bizim yanlışlarımız. Ama ben size şunu söylüyorum. Eğer oturup doğru konuşuyorum. Ya söyleyen o küfreden karpuz gibi ayrılan biz mi oluyoruz? Senin anladığın dilden. Sen otur 216. maddenin 1. fıkrasına bak. O şahsın söylediği sözlere bak. Biraz önce söylediğim objektif cezalandırma şartı var mı yok mu ona bak. Yani bu şahıs bunu söyledi diyor. Ortalıkta ateş topu mu oldu? Millet birbirini mi yemeye başladı? Böyle bir şey olabilir mi? Ben sana diyorum ki suçun objektif cezalandırma şartı yok, tanıştın. Ayrıca kişinin söylediği söze baktığınız zaman siz toplumun bir kesimine, hangi kesimine karşı kışkırtıyor? Açıkça aleyhine, kim ve düşmanla aleyhine tahrik ettiğine dair siz o cümlenin içinden ne çıkarabilirsiniz? Ayrıca burada çok şunu çıkarabilirsiniz, mahkumiyet şartı var da. Ne kadar normal bir laf söylemiş ya. Bak, biz Gülşen'den özür dileyelim hocam. Ahlaken, dinen uygun görmeyebilirsin. Ama bu biz özür dileyelim Gülşen'den ya. Tutuklayacaksın ve cezalandıracaksın anlamına gelmez hacı. Her söylenen cezalandırılır. Hocam Gülşen'den özür dileyelim mi?
Özür dileriz Gülşen Hanım ya. Sen özür dileyebilirsin. Sen sapık mapık dedin bize ama kusura bakma ya, seni incittik mi, ne yaptık biz Gülşen Hanım ya? Sana sapık mı dedi, ben duyamadım. Hadi yok ya, İmam Hatipli o yüzden niye sapık dedi. Hayır, herkese yani bana derken bundan, bunu eleştirenler anlamında söylüyorum. Orada şahsım adına söylemiyorum. Orada bir muhatap varsa veya muhataplar varsa onlar gider eder ama bundan dolayı insan tutuklanmaz. Hacı geç onları. Bana hocam ona, şunu soracağım. Bana işimi öğret. Siz işinizi öğretmeyeceğim. Kardeşim. İşinizi öğretmeyeceğim ama buyur, bir soru sormama müsaade edin hocam. Buyur, şimdi, ben bir de bir şey söyleyeyim sana. Hocam Hakkı Selim soracağım ben, ya. Ben A'dan B'den C'den konuşmam hacı. Onu da söyleyeyim sana. Sen hocam, biraz önce Mustafa Kemal Atatürk üzerinden örnek veriyorsun. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'e öyle olursa sen ne düşünürsün böyle olursa? Geç onları. Niye geçeyim? Sen benim Mustafa Kemal Atatürk sevgimden hareketle benim hukuk sistemine bakışımı, yargı anlayışımı yargılayamaz. Mustafa Kemal'i sadece siz sevmiyorsunuz benim, ki. Bu ülkede Mustafa Kemal'i seven bir sürü sevgim, insan var. Mustafa Kemal Atatürk ben sizin sevginizden yola çıkmıyorum yargıda, ki. Yargıda tarafsızlığıma halel getirmez. Hayır, Barış arkadaş burada ben Mustafa Kemal'den bahsettiği için onu söylüyorum. Yoksa sizin Mustafa Kemal sevginiz diye bir şey yok. Bir sürü insanın Mustafa Kemal ya sevgisi. Mustafa Kemal'e bu ülkede ne alçakça saldırılar yaptılar. Hocam, canım, hala da yapıyorlar yani. Anlaşılmıyor. Buyur. Hocam aslında şu var. Ben Aklı Selim soracağım da. Herhalde buyur, burada olma. Aklı Selim soracağım. Yani şöyle tartışma amaçlı sormuyor. Aklı Selim sor. Ben Aklı Selim konuştum. Ben hukuktan, kitaptan, kanundan konuşuyorum. Hocam işte gel, kitaptan, kanundan konuşalım. Gözünü seveyim, yapma. Bak gene kitaptan, kanundan konuşalım. Amacımız şey değil, toplumu doğru bilgilendirmek. Ben bir sorayım, siz cevap verin hocam. Bir de biz giriş cümlesinde şöyle girdik. Yani amacımız keşke Gülşen böyle bir laf söylemeseydi de böyle bir olay hiç olmasaydı. Keşke söylemeseydi de gündem değişmeseydi. Birisi çıkıyor külliyeye ahır diyor, kutuplaştıran biz oluyoruz hocam. Ya biz derken bunu eleştirenler oluyor. Birisi bak, çıkıyor İmam Hatipli o yüzden de sapık diyor. Tepki gelince kutuplaşma. Ya böyle olmaz hocam. Küfür eden onlar, kutuplaştıran biziz. Bu olmaz. Ben eleştiririm bunu. Bir de şunu söyledim başta. Tanınan bir kişinin böyle adliyede falan gözükmesi de şık olmuyor dedim hocam. Şık olmuyor. Ya yani tanınan kişilerin adliyede olması şık olmuyor. O yüzden bu tanınan kişiler de toplumun bir kesimine, İmam Hatipli olmak da toplumun bir kesiminin vasfıdır. Hayır, bir kesimi değil. Vasfıdır. Kesim değil. İmam Hatiplilik bir kavramdır Türkiye'de. Hocam biz Türkiye toplumuyuz. Biz Almanya toplumu değiliz. Almanya'da İmam Hatiplilik yok. Ama Türkiye'de var. Soruma geliyorum hocam. Burada mesela Aklı Selim soralım. Aklı Selim cevap verirsiniz zaten. Allah'ın izniyle. Şimdi. Hocam, soruyu soralım ama. Hacı istediğin cevabı alamayınca Aklı Selim konuşmuyor muyum ben? Nereden olabilir konuşayım? Bakacağız hocam. Bırak bu işleri. Olabilir. Şaka yapıyorum. Ben bugüne kadar hangi insanların dosyalarına baktım? Hangi insanların soruşturmalarını koşturmalarını takip ettim Allah aşkına. Sizin böyle konuşma. Ne düşündüğünüzü merak ederek söylüyorum hocam. Sıkıntı buyur, yok ya. Gene tartışalım. Soruyu alalım. Ya. Gene tartışalım. Soruyu alalım. Şimdi burada mesela Gülşen veya Gülşen gibi bir başkası. Hadi Gülşen değil de anlamak için soralım. Bir kişi çıktı ve bir topluluğa, bu İmam Hatipliler olabilir, başka gruplar olabilir, Kemalistler olabilir, efendim liberaller olabilir. Fark etmez. Etti böyle bir hakareti ve toplum infiale geldi. Toplumun infiale gelmesi üzerine bu kişiye saldırı olma ihtimali de çıktı ortaya. Bazen oluyor değil mi hocam? Mesela bundan dolayı tutuklama olmaz. Ha, peki ne olacak o şahsı korumak için? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Cevabını merak ediyor musun? Cevabını vereyim mi? Ver hocam, cevabını ver. Tamam ama kesme. Kesme. Kesmeyeceğim ama itirazım olursa da ederim sonra. Sonra. Yok, sonra. Notunu al. Benim konuşmama müsaade et, senin şansın. Stüdyosundasın. Ben Diyarbakır'dan konuşuyorum şu anda. Tamam. Yani mesafe farkımız var. Diyarbakır'da şimdi, ne yapıyorsunuz hocam? Ben niye gelirim biliyorsun, avukat 9 daha dolaşır. Avukatlık yapıyorum. Allah ne kolay etmez. Ekmek parasının peşindeyiz. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisindesiniz. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin Diyarbakır. Amin. Dinliyoruz hocam. Şöyle söyleyeyim. Şimdi şunu söylüyorum. Şimdi 216. madde çerçevesinde baktığınızda bir suçta ve cezada kanuni kabul ederiz. Buna inanırız demiyorum. Bu bir ilke. Buna anayasada da, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de, Türk Ceza Kanunu'nda görürüz. Biz onları gevşetemeyiz. Eğip bükemeyiz. Bu hanımefendi, bu şarkıcı konseri sırasında bir söz söylemiş. Ben bu sözü doğru buldum mu? Hayır. Ayıpladım mı? Evet. Başkaları ayıplamıştır. Kimisi gülmüştür. Kimisi şaka demiştir. Kimler ne söylüyor? Efendim işte çıkıyor konserinde başka bir şey söylüyor. Tiyatrosunda başka bir şey söylüyor. Gazetesinde yazıyor. Ben ifade hürriyeti üzerinden bir defa ilkesel olarak tutuklama tedbirinin doğru olmadığını söylüyor. Bunu sadece A şahsına, B şahsına olduğu için demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, edilen hakaretler bakımından da tutuklama tedbirine başvurulmamalı diyor. Bu ifade hürriyeti hocam. Tedbir.
Tek türlü evet, bak şöyle söyleyeyim. İfade hürriyeti tabii ki. Bu ifade hürriyeti aynen, ifade hürriyetine sınırların aşılması demek ifade hürriyetinin kullanılmadığı anlamına gelmez. Belli bir topluluğa sapık diyebilirsiniz o zaman. Suç yok. Yani, onu demiyorum kardeşim. İstediğini söyle. Suç da isteyebilirsin. Peki yani belli bir topluluğa sapık demek suç dedi ya, değil mi? Ya siyasimiz dedi ya, ya insanların günah işleme özgürlüğü vardır diyebilir. Herkes her şey diyebilir. Suç da işleyebilirsin. Ama cezasıyla karşılaşırsın. Yani şey, ifade hürriyetinde konuşmalarına dikkat etmezsen cebir şiddet çağıran, tehdit çağıran, birisinin kişilik haklarını ihlal eden, eğer hakaret içeren sözler söylersen bunun karşılığı kanunda neyse o tatbik edilir. Ama bir insanın yargılanması, mahkemeye çıkması başka, caydırıcı etkiyle onun yakalanması, suçüstü gibi gözaltına alınması, derdest edilmesi, ondan sonra hiç işimiz gücümüz yokmuş gibi bir an önce apar topar, efendim işte savcılık, savcılıktan da sulh ceza hakimliğinde soluğu alıp tutuklanması tedbirinde sen bana şunu soruyorsun, diyorsun ki kardeşim bu tutuklama hukuk gibi değil mi? Çünkü ben sana Anayasanın 19. maddesi çerçevesinde. Peki hocam, son sorumu sorup tamamen susuyorum hocam. Ama cevap bitirsin. Bak, bir cümle söyle. Anlamadık bir şey sonunda da. Hayır hayır. Çok esasında. Hocam sorumu sorup kenara çekiliyorum. Bir saniye hacı. Hacı söyleyecek cevabıma müsaade. Burada olsa olsa Türk Ceza Kanunu 125. maddesi çerçevesinde hakaret var mı yok mu matufiyet şartına göre kime hakaret edilmişse bu takibi şikayete bağlıdır. Kamu, eğer kamudan birisiyse takibi şikayete bağlı değildir o. Bunun diyorum ki Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin birinci fıkrasıyla işi yok. Niye? Bir kesim yok ortada. Bir kesim olmadığı gibi bir kesimi bir kesme alenen kim ve düşmanlığa tahrik etmiyor. Velev ki bu da var diyorsun. Bundan öte somut tehlikede objektif cezalandırabilme şartında aranan o somut tehlikenin, yani kanun koyucunun aradığı açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkmasına dair ortada belirtiyor. Bir son soruna cevap, o kişiyi korumak için Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Sen tutuklayamazsın. Aksine o kişiyi başkalarından gelecek saldırılara karşı önleyici kuvvet olarak koruman gerekir. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Ha, sapık yani diyecek bir de kapısına polis dikeceğiz yeni tane. Hayatını koruyacağız diye onun tutuklanması nerede görülmüş? Böyle bir şey var mı? Hocam ben şu var. Eğer bir tehlike, bizim amacımız inşemle benzeri insanlara sürünmesi değil. Adliyelerde şey sürünmesi hacı, değil. Hacı, hapislerde ceza alması değil. Ama bu sözü söylemeseydi hocam. Cevap veriyorum. Ben sana şunu diyebilirim. Efendim eşitlik Türkiye Cumhuriyeti'nde var mı? A bunu dediğinde hiçbir şey olmuyor. B dediğinde soluğu efendim adliyede alıyor. Bunun adına esasında caydırıcı etki denilir. Yani şunu söylüyorsun sen. Diyorsun ki kardeşim ağır da olsa eleştirme. Bu tür konuşmalar yapma. Yaparsan başına bu gelir. Bu esasında başkalarına da bir görüntü. Ama en önemli mesele şu. Bence gözden uzak tutulmaması gereken. Bunlar toplumda kutuplaştırma etkisi yaptığı gibi esas gündemde değişikliklere. Hocam küfür eder mi? Kutuplaştırıyor da ben kutuplaştırıyorum. Kardeşim, küfür etmeseydi de dediğim bir şey demeseydi. Durduğu yere küfür ediyor, ondan sonra kutuplaşıyorsun. Hacı sen hocam, bir saniye bir bitirsin hocam. Yaparsın. Tutuklama tedbirinin tatbiki de ne demek hacı? Allah aşkına. Hocam ya. Sorum şu. Bak sorup çekiliyorum, hiç araya girmiyorum. Kutuplaştırmanın sebebi bu. Sen A'ya farklı uyguluyorsun, B'ye farklı. Peki hocam, sorumu sorup kenara çekiliyorum. Bak hassasiyetim deme hocam. Sorumu sorup kenara çekiliyorum. Tek cümle. Çekilmiyorsun. Gülşen, bak çekiliyorum hocam. Soruyu soruyorum, bir cümle çekiliyorum. Duramıyorsun. Gülşen'in İmam Hatip ifadesini kaldır. Yerine Mustafa Kemal ifadesini koy. Ne düşünürdün evet. Hocam? Aynı hakaret Mustafa Kemal'e yapılsaydı. Kardeşim buyur. Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına hakaret varsa soruşturma açın, davanızı açın, yargılayın, cezası varsa çeksin derdim. O kadar basit. Ben tutuklayın diye haykırmam. Öyle bir şey yok. Peki. Hocam, teşekkür ederim. Hocam ben bir şey öyle bir dünya yok. Ben ayrıca başka da bir şey söyleyeyim size. Bak hiç girmedim i̇fade araya. İfade hürriyeti üzerine, ifade hürriyeti üzerine onlarca yazı yazmış. Geleceğim. Bu ifade hürriyeti değildir hocam. Kardeşim, bir saniye. İfade hürriyeti değildir. Hacı, ifade hürriyeti ama ifade hürriyetine sınırı aşarsan cezalandırılmak. Ya Atatürkçüler sapıktır demek ifade hürriyeti değildir. Liberaller sapıktır demek ifade hürriyeti değildir. Böyle hürriyet mi olur? Senin bu yaptığın kutuplaştırma işte. Değil işte. Sadece Gülşen'in... O düşüncelere de böyle diyemezsin diyorum. Tutuklanmasını masum göstermek için Mustafa Kemal Atatürk üzerinden hayır hocam, diğer davinin Ersan hocam. Bir ince duygularını kullanmaya çalışıyor. Ersan hocam, hacı bir saniye. TCK 216'ya birden tutuklama talep edildi ya. Tutuklanmış gözüküyor. Tamam, bunun cezai karşılığı ne? Mesela hüküm diye... 7 Aralık yıla kadar hapis. Anladım. Peki serbest kalma olasılığı var mı? Hani süreç nasıl işliyor? Yani bundan sonra şöyle olacak. Şimdi tutuklandığı için artık bıraksın siyasiler bu kişiyi avukatıyla baş başa. Avukat onu yeterince savunur. Bu konu daha önce konuşuldu, edildi. En son
bir başka gazeteciyle ilgili tipiklamada da bu tip bir çok karşılıklı diyaloglar oldu. Zaten benim kutuplaştırma etkisi dediğim bu. Buna karşı avukatı sulh ceza hakiminin kararına itiraz edecek. Bir başka sulh ceza hakimi değil, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Asliye Ceza Mahkemesi muhtemelen bence olması gereken bir defa soruşturmayı kapatamasın. Adli kontrol tedbirini tutup kaldırıp adaletten kaçmak. Çünkü kadın nereye kaçacak şartıcı? İkincisi delil karartma da olamaz. Zaten kayıt elinde, görüntü elinde. Dolayısıyla tutuklama tedbiri amacına uygun kullanılmıyor. Hatta ben olsam biraz çocuk seyrediyor ya. Tutuklama tedbiriyle aynı şartlara sahip adli kontrol tedbirini dahi tatbik etmem ya. Burada sen soruşturma aç. Eğer yeterli şüpheye ulaştıysan aç davanı, Asliye Ceza Mahkemesi karar versin kardeşim. Madem burada sen bir suçun işlendiğini iddia ediyorsun, tutuklama tedbirine başvurup da kime karşı neyi gösteriyorsun ya? Ersan ben hocam. Söylüyorum. İşte hocam. Buradan kaynaklı. Gürkan Acır'ın bir sorusu. Ersan hocam, Gürkan Acır ben. Şimdi Bahadır Erdem hoca, o da bir ceza hukukçusu. Az önce bir değil, sosyal... Değil Bahadır Erdem. Cezacı, ticaretçi. Ticaretçi. Hayır, ticaretçi de değil, uluslararası özel hukuk. Peki. Peki. Tamam hocam, hukukçu, avukat, bir profesör. De, tamam. Öğretim üyesi. Tabii avukat. Onu demiyorum da yani şey... Ceza tamam, sizin alanınıza girmesin. Tamam hocam, peki. O şöyle bir şey atmış. Diyor ki, Gülşen kendisine isnat edilen suçtan en yüksek cezayı alsa ve mahkeme hukuki hiçbir indirim uygulamasa bile yatırıyor. Hapis yatmayacaktı diyor. Siz bir yıldan üç yıla... Olabilir. Çünkü pandemi dönemi ya. Ay şunu demek istiyorum. Bir yıldan üç yıla kadar dediniz. 216'ya bir. Ceza alabilir diyor. Bahadır Erdem'e bir ünvan daha eklersin. Ya bir dakika hacı, bir dur Allah aşkına. Bir saniye. İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı yani. Hacı, bunu da söylersin. Biliyorum. İzleyici de bilsin hocam. Hacı mikserlik yapma. 216'ya bir. Anlamadım. 216'ya birin karşılığı hocam bir yıldan üç yıla kadar diyorsunuz. Doğru. Eğer olası bir maksimumdan ceza verildi. Üç yıl. Yatarı var mı? Şöyle söyleyeyim size. Yarısını bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl. Bir buçuk yılın bir yılı denetimde, 6 ayı açıkta ama 30 günü kapalıda olacak şekilde yatarı çıkar. Eğer bir yılın üstünde bir ceza alırsa ufak da olsa bir yatarı çıkar. Bunu söyleyeyim. Ama de. O zaman ama, o Bahadır Hoca'nın söylediği ifade yanlış oluyor. Şöyle diyor. Şöyle doğru. Kendisi, bir yıl ceza alırsa doğru. Bir yıl ceza alırsa doğru. Kendisine isnat edilen suçtan en yüksek cezayı alsa ve mahkeme hukuku hiçbir indirim uygulamaz. Tamam. 3 yıl alsa 30 gün yatar var ya, Bahadır Hoca infaz kanundaki 10 yıla kadarlarda 30 gün kapalıda kalmayı unutmuş, göz ardı etmiş. Anladım. O, zaten olabilir. 30 yani gün onlara içinde kadar, bu işlenince biter. Şöyle söyleyeyim size ama, bence sizin tartışmanız gereken işin siyasi sosyal boyutlarını bir kenara koyarsam hukukçu olarak en azından bir karışıklığa gelmesin. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli izleyenler, burada dinleyenler, burada tartışma konusu, bu ifadenin sınırlarının aşılıp ifade hürriyetinde anayasanın, kanunun tanıdığı sınırlarına çıkıp çıkmaması değil. Soruşturma ve kovuşturma süreci değil. Burada bir insanın adaletten kaçmadığı halde, yeri yurdu belli olduğu halde, davet edildiğinde gelebileceği halde, suçüstü hali olmadığı halde, bakın maddeleri söylüyorum. Ceza muhakemesi kanunun Allah aşkına 145. maddesi. Hocam bakın, onların hepsini ben birinci bölümde anlattım. Ersan hocam. Ve şunu söyleyeyim size. Bir sözüm bitti. Burada bütün mesele bence... Araya giren Barış arkadaş bu arada, ben değilim ha. Yani tutuklama tedbirini niye tatbik ediyorsunuz? Tutuklama tedbiri böyle bir suçta tatbik edilebilecek kişi ve hürriyeti ve güvenliği hakkını kısıtlayan bu kadar ağır tedbir uygulanabilir mi? O zaman insanlar çıkıp şunu söylüyor. Hacı kardeşim onu anlamıyor. Ya kardeşim diyor, sen burada bunu tatbik ediyorsun. Diğer bundan ağır vakalarda sessiz kalıyorsun. Konunun üstünü örtüyorsun. Yaklaşmıyorsun. Ülkede bu kadar iddia var. Yolsuzluk iddiası var. Başka iddialar var. Ağır iddialar var. Bunlarla ilgili biz bunları araştırmak, bunları soruşturmak, bunları yargı makamlarının önüne taşımak gerekirken bizim uğraştığımız şu mesele, böyle ağır gündemlerin olduğu yerde insanlar... Hepsi de gerekir istemez, hocam. Birbirinden farklı. Yolsuzluk da çok ağır. Bunlar derecelendirilmez hocam. Yolsuzluk iddiası varsa tabii ki araştıralım. Ama iddianın ispatı da olması lazım. Hoca bir bitirsin, Ali Turan soracak. Herkesin dilden bir cümle söylüyorum ve kapatacağım. Erdoğan Bey çok meşgul ettim. Özür dilerim. O da şu. Bırakın empati yapın. Bu insan bir yakınınız olabilir. Bu insan sizin görüşünüzde birisi olabilir. Ben size savcı niye soruşturmasını istemiyorum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir saniye efendim. Bir saniye lütfen. Burada İmam Hatip hassasiyeti değil mesele. Biz aynı vatanın, aynı milletin evlatlarıyız, tamam mı? Burada kimsenin özel koruma görmesine de ihtiyaç yok. Evet. Bu ülke eşitlik ilkesi üzerine hukukunun, sisteminin herkese eşit mesafede olması gereken bir hukuk devleti. Hatta layık hukuk devleti. Onu da söyleyeyim ben. Ve şuraya götürüyorum meseleyi. Biz burada suçta ve cezada kanun prensibi çerçevesinde bir kişinin söylediği sözden dolayı
hakaret mi etti? Halkı kim ve düşmanlığa tahrik mi etti? Buna bakıyoruz. Bastık diyelim. Biraz önce kıymetli Gülkan Hacır kardeşim söyledi. Biraz önce o hacı ilan etmiş. Ya bunun cezası ne? Bir yıldan üç yıldır. Bu kişi tanınmış bir kişi mi? Evet. Özellikle birisini mi hedef almış? Hayır. Eğer o anlamda hakaret varsa o kişiler şikayetçi olsun. Bak o onun yanında çalışan veyahut da imam hatipli olup da bundan alınan, hedef ettiği kişi. Ama kim ve düşmanlığa tahrik suçunun oluşabilmesi için arkadaşlar bir defa kişinin bu konuda özel kastının olması ve bununla da o toplumdaki gerçek ve yakın tehlikenin, riskinin somut tehlike biçiminde oluşması lazım. Ben mi anlatamıyorum? Bunlar gerçekleşmeden siz bu suçun oluştuğunu söyleyemezken, ifade hürriyetinde sınırı aştı diye bir insanı adaletten kaçmazken, yeri yurdu belliyken, delil karartma imkan ve ihtimali yokken, elinde video kayıtlar varken niye tutukluyorsun ya? Niye tutuklama tedbirine amacından saptırıp uyguluyorsun? Mesele bu. Bunu niye konuşuyorsun? Şey Ersan Hocam, bir vaktiniz varsa bir iki dakikada Ali Turan diğer konuğumuzla bir soru sormak istiyor. Hocam soru sormak değil de bakın sizin de zamanınız yok galiba. Fakat biz bu program başladığında baştan da vallahi söyledim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Uçakta röter varmış. Evet hocam. Evet. Avrupa'nın yüz karası hocam. Avrupa yüzünden evet. Oluyor. Ben de ya verdiniz uçakları Rusya'ya kiraya. Hocam bakın program başladığında bir imam hatipli olarak yani evet. Bana da hakaret evet. Etti. Fakat evet. Ben şunu şikayetçi söyledim hocam. Olabilirsiniz. Ha, bakın ben şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlarımız da buradaydı. Bu sanatçı özür dilemiş. Özür dilediği için ben de şunu söyledim. Yani savcı görevini yapmış. Buraya ifadeye çağrılmış. Temennimiz özür dilemesinden ötürü hakarete uğramış birisi olarak bunu söylüyorum. Yani milletvekilliği yapmış birisi olarak söylüyorum. Bir vatandaş olarak, bir Müslüman bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. İnşallah hakim bey de tutuklamaz dedim. Buradan söyledim ben bunu. Fakat şimdi tabii burada eğer hakim bir karar vermişse şimdi evet. Buna da saygı duymak gerekir. Ya aynen öyle, ben de farklı bir şey söylemiyorum. Tamam ama bir yani... Bir saniye. Şimdi bizde hukuk sistemi şöyle işler. Bir karar verilmiş mi verildi onun hakkında konuşabilirsiniz. Ama hiçbir zaman o karar şöyle rezil karardır, böyle bilmem nedir, şu da bunlar kimse kata diyemez. Burada anlaştık sizinle hocam. Buna diyemezsiniz. Hayır evet. Kesinlikle kesin ama şunu söylüyorum size. Sadece söyledim ki ya burada bir hakaret iddiası var mı? Zaten bu uzlaştırmaya tabi. Siz şikayetçi olursunuz. Alınan üzerine alınan şikayetçi olur. Şahıs özür diler. Özürle biter eder. Ama ben şunu söylüyorum. Bu hepimizin başında demokrasinin kılıcı. Bunu yargı kolay kullanıyor. Şimdi siz oturun benden sonra mutlaka bakmışsınızdır. Tekrar Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinin birinci fıkrasından bakın. Biraz önce söylediklerimin tersine bulabileceğiniz bir şey varsa ben bu konuyu yazmış bir insan olarak ben de sizden özür dilemeye hazırım. Ama diyorum ki velenci suç işledi. Ya bunun cezası belli. Ya tutuklama tedbirinin şartları da belli. Tutuklama tedbirinin en önemli şartı ne? Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil. Amenna var diyorsunuz değil mi? Ama bu şahsın tutuklanması için katalogda değil. Adaletten kaçma ihtimali var mı? Yok. Yeri belli zaten. Davet etsen gelir. Zorla getirme tatbik etsen gelir. Delil karartma yok. Çünkü video kaydı elinde. Karartılacak bir delil yok. Ben şunu söylüyorum. Niye bu insanın kişi hürriyet ve güvenli hakkını istiyorsunuz? Bu insan da bu ülkenin vatandaşı. Vergisini veriyor. Beğenmesen de, marjinal görsen de, hoşlanmasan da, etmesen de. Bu insanı tutukladığında insanlarda yargıya, hukuk sistemine olan güveni ister istemez örselediğin gibi insanları, toplumu karpuz gibi deyim yerindeyse ikiye ayırıyorsun. Benim söylediğim bu. Ersan Hocam. Hocam biz kimse karpuz gibi ikiye ayrılmadı. Ersan Hocam. Siz öyle söyleyebilirsiniz ama toplumun gayet bak burada ne kadar güzel tartışıyoruz. Yani siz öyle söyleyebilir ama bakın Abdurrahman Dilipak'a bakın. Abdurrahman Dilipak'ın paylaştı Twitter. Eğer onun tweetiyse. Twitter'da paylaştı. Oraya evet, bakın. Evet, hiç de öyle tweet. Değil. Hiç de öyle değil. Ya yolsuzluğa da bakarım. Yolsuzluğa bakmayalım yani diyen var mı hocam? Yani kıymetli acı. Yolsuzluğu yani yapan sizinkini de götürüyor. Bizim paramızı da götürüyor. Bak, varsa yolsuzluğu üstüne gidilsin. Ya kamuya mal olmuş insanlar. Ama bunu Sedat Peker yani üzerinden bakın, de gerek yok bakın, yani. Bakın ben onun üzerinden bunun üzerinden. Herkes bir insandır. Herkesin iddialarını onun sıfatı şudur budur diye küçümsemeden o iddiaları dikkate alacaksınız. İspatı hukuk varsa sisteminin hiçbir yerinde bu insanın gösterdiği ortaya koyduğu iddiaların dayanağı varsa ya bunu söyleyen şudur diyerek onu küçümseyemezsin, ötekileştiremezsin. Çok çünkü doğru söylüyorsun. Devleti, doğru söylüyorsun. Ha, bir hukuk ama dayanağı devleti, varsa. Dayanağı yok tamam, işte. Ya, şimdi o dayanağın olup olmadığını takdir ve değerlendirmesini ülkenin yargı makamları yapar. Şey anladım ama her lafı sen laf söylemek zorunda değilsin. Sevgili hocam. Yani ben şunu söylüyorum. Bakın
Son zamanlarda. Fikirlerine katılmak. Hacı lütfen bir saniye. Son zamanlarda. Niye ya? Bana laf söylüyor. Ama anlaşılmıyor. Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nde yargıyla ilgili ciddi iddialar ortaya koyuluyor. Bunları da biz görüyoruz, biliyoruz. Ersan Hocam. Sizin de önünüzde, sizin de basın mensubu. Bizim için önemli olan, çünkü hukuk güvenliği hakkı her şeyin esası, ekonominde, hepsinin de. Bizim herkese hukuk güvenliği hakkını hissettirip bunu yaşatabilmemiz, bu inancı tesis edebilmemiz lazım. Bunlar tabii söğüt cümleler gelebilir ama bunu yapabilmek için adımlar atılmalı. Bu tür örnekler maalesef hem gündemi değiştiriyor hem de biraz önce söylediğim o yargıya olan inanç konusunda insanlarda bir takım böyle işte şikayetlere, itirazlara yol açıyor. Şimdi siz nitekim bu konuyu konuşuyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size katıldığınız için. Herkese iyi yayınlar, iyi akşamlar efendim. Teşekkürler, iyi yolculuklar. Sağ olun.